Bu parçadan edebiyat felsefe ilişkisiyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Edebiyat ve felsefe insanın varoluşunun açığa vurulduğu dil üzerine inşa edilmiş iki farklı etkinliktir. İnsanı ilgilendiren her şey hem edebiyatın hem felsefenin konusudur. Sanatçılar eserlerinde yaşadıkları toplumu veya insanlığı ilgilendiren bir konuyu problemi ele alıp işlerler. Bunlar felsefenin de konusu olduğu için edebi eserler içerik bakımından felsefi bir boyuta da sahiptir. Felsefe sanatçıların beslendiği önemli kaynaklardan biridir. Birçok sanatçı eserlerini felsefi düşüncelerden etkilenerek oluşturmuştur. Hümanizm, klasizm, romantizm, postmodernizm gibi edebi akımların ardında güçlü felsefi düşünceler ve birikim mevcuttur. Kimi filozoflar felsefi düşüncelerini edebiyatın imkanlarından yararlanarak roman, deneme gibi edebi türler aracılığıyla yansıtmıştır. Felsefe eğitim ve öğretiminde de edebi eserlerden yararlanabilmesi söz konusudur. İnsanoğlunun varlığını yalnızca edebiyat ve felsefe ile ortaya koyabileceği, yukarıdaki okuduğumuz parçada böyle bir şey söylemiyor, onun için A ulaşamayız. Edebi akımların arka planında felsefenin olduğu bu düşünce var. Bazı filozofların düşüncelerini ortaya koyarken edebi türlerden yararlanması var. Edebiyatın insan paydasında birleştiği düşüncesi var. Bazı edebi yapıtların felsefi düşüncelere dayandığı düşüncesi var. Doğru cevabımız A şıkkıdır.